Bize bir araba yarışçısının 28 tane arabası ve her arabanın da 4 tane tekerleği vardır demişler. Peki, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Devam edelim. Arabalarının tekerleklerini değiştirmesi gereken yarışçının elinde 22 tane tekerlek olduğuna göre satın alması gereken toplam tekerlek sayısını tahmin ediniz. Evet, her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Bu arada tahmin ediniz dediklerine dikkat ettiniz öyle değil mi? Demek istediğim soruyu çözmemize gerek yok. Yani satın alınması gereken tekerlek sayısı için bir tahminde bulunmamız yeterli olacak. Hadi hemen birlikte yapalım. Az önce de söylediğim gibi bir tahminde bulunacağız ve günlük hayatımız boyunca da hemen hemen her gün tahminlerde bulunuruz. Tahminde bulunurken sonucun tamı tamına doğru olması gerekmez ve tahminde bulunurken yapmamız gereken şey işlemleri daha kolay bir hale getirmektir. Ne demek istediğimi tam olarak anlatamamış olabilirim. Onun için gelin hemen şu soruyu birlikte çözelim. Şimdi araba yarışçısının tam olarak kaç tane tekerlek satın alması gerektiğini bulmamız gerekseydi 28 tane arabası var ve her arabanın da 4 tane tekerleği olduğuna göre 28 ile 4'ü çarpardık öyle değil mi? Evet. Arabaların hepsinin tekerleklerinin değişmesi gerekiyor ve eğer yarışçının elinde tekerler olmasaydı tam olarak bu kadar tekerlek satın alması gerekirdi. Ama elinde 22 tane tekerleği varsa toplam kaç tane tekerlek satın alması gerektiğini bulmak için ihtiyacı olan tekerlek sayısından elinde bulunan tekerlek sayısını yani 22'yi çıkarmamız gerekirdi. Şimdi bu işlemi birebir yapıp sonucu tam olarak bulabiliriz ama bize tahmin edin derken bu kadar işlemle uğraşmayın. Biraz daha köşeli düşünün demek istiyorlar. Tahmin yapmamızın sebebi de zaten bu. Kaç tane tekerlek satın alması gerektiğini tahmin ederken bu işlemi yapmak yerine özellikle 28'den daha kolay bir sayı seçeceğiz. Hmm, 28 30'a oldukça yakın bir sayı öyle değil mi? Evet, 28 30'a çok yakın. Bunu hemen not edelim. 4 zaten pek de zor bir sayı değil ve 22'de bir düşüneyim. 22 yerine burada eğer 20 olsaydı her şey çok daha kolay olurdu. Öyle değil mi? Bunu da 22'nin yaklaşık olarak 20'ye eşit olması olarak not edelim. Bunlar yukarıdaki işlemi son derece kolaylaştıracak hareketler. Evet bu sayıları kullanacak olursak bu işlemi yaklaşık olarak 30 tane araba vardı. Her arabanın 4 tekerleği ve yarışçının elinde de yaklaşık olarak 20 tane tekerlek olduğuna göre 22 yerine 20 yazacağım. Evet işlemi bu hale getirebiliriz ve bu işlemi yapmak buna göre çok ama çok daha kolay. 30 çarpı 4, 120'ye eşittir. 120'den de 20 çıkınca sonuç 100 olur. Evet, eğer yarışçının kaç tane tekerlek almasını tahmin etmemiz gerekiyorsa, sonucun yaklaşık olarak 100 tane olduğunu söyleyebiliriz.